Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel'dan sevgilerle. Mukaddes Baş Dili Hayatın Akışı'nda birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var bugün. Evrenin İlahi Dili kitabının yazarı, Kadın Olmayı Hatırlamak, İki Tam Bir Tek, Her Şey Hakikati Görmekle Başlar ve Mucize Şifa kitaplarının yazarı, canım arkadaşım, sevgili dostum, eğitimci yazar Bülent Gardiyanoğlu bizlerle. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Sizinle bugün ikinci programımızı yapıyoruz ve inşallah niyet ediyorum ki yüzlerce programı birlikte yapalım. İnşallah. Ayaklarınızın tozuyla geldiniz, hoş geldiniz. Kısaca hemen bir dakika, her zaman olduğu gibi, Bülent Gardiyanoğlu kimdir? Sizi bilmeyen, tanımayan yok ama bir dakikayla biz sizi alabilir miyiz? Şimdi şöyle... Geçen sene eşimle konuşurken eşim bana şöyle söyledi. Herkes kendini şöyle tanımlamaya çalıştı. Burada okudu, burada doğdu, bu işi yapıyor. Bu sen değilsin dedi bana. Sen kimsin dedi bana. Durdum, kenara çekildim. Eşim bu soruyu sorduktan sonra oturdum, ben kimim? Evet. Geçmişte çok arızalı, şimdi daha az arızalı biriyim. Ve aradaki o azalan arıza insanlar anlatmaya çalışıyorum. Geçen programda da bahsetmiştim bundan. Hı hı. Yani şuna girmeyeceğim. Burada okudum, bunun master'ını yaptım, bunun uzmanıyım. Burada aya çıktım, burada işte yerin altına toprağı, maden aradık. Yok. Sadece ben Allah'ın garip bir kuluyum ve kendi iç dünyamdaki arızalarımı elimden geldiğince insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Zaten kendini bilmeyi ve kendin olmayı öğreten nadir insanlardan birisiniz. Sevgili hocam, teşekkür ederim. Peki, şimdi Hayatın Akışı programını ben sizden esinlenerek koydum. Çünkü akışta kalmayı ve dengede kalmayı her dakikada bana hatırlatırsınız, hala hatırlatmaya devam bütüne edersiniz. Bütüne şifa olsun. İnşallah bütüne şifa olsun ama güzel bir isim Hayatın Akışı, gerçekten minnettarım. Birçok yazımda da mutlaka sizden esinleniyorum. Evet. Sizinle ilgili birçok şey yazıyorum. Fıkralarınız, anlattıklarınız, bize öğrettikleriniz. Belki görüyorsunuz, belki takip edemiyorsunuz. Lütfen hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sizin adınızı vererek çok bahsediyorum, çok esinlendiğim, bir numaralı esinlendiğim insansınız çünkü. Peki akıştayken iş hayatında akışa nasıl güvenmeliyiz? İş hayatında akışta nasıl olabiliriz? Bu şekilde başlayalım. Bugün değişik bir şey olsun. Evet, şöyle söyleyeyim. Kendimle ilgili söylemek istiyorum. Daha önce birçok şirkette maaşlı çalıştım. Birçok mevkide de çalıştım şirketlerde. Marmara Güzel Sanatlar Enstitüsü tasarımını tamamladığım zaman benim en büyük hayalim tasarımcı olmaktı. Endüstriyel tasarımcı. Çünkü çocukluğumdan beri hep bir mucitlik vardı bende. Yani bir şeyi tasarlamak, üretmek vardı. Tasarlama kısmında çok iyiydim. Üretim, sunum, karşıdakini ikna etme kısmında 10 üstünden sıfırdım. Yani ikna edemezdim. Üretirdim. Muhteşem bir bardak. Ama bu bardak hep masa altındaydı. Utanırdım veya çekinirdim veya korkardım masanın üstünde diğer insanlara bunu onaylatmaya. Şimdi nerede takılı kaldığımı buldum. İnsanlarla olan ilişkilerimde takılı kaldım. İş hayatımda üretiyorum. İlişkilerde takılı kaldığım için anlatamıyorum, sunamıyorum, genişletemiyorum projemi. Çünkü sen bir kişisin ve bu dünyada 7,5-8 milyar insan var. Ötekilerine bunu anlatman gerek. Nasıl anlatacağım? Anlatamıyorum arkadaş, çünkü utanıyorum, çekiniyorum, özgüven eksikliği var ve içimde korkular var. Geçen programda da biraz bahsetmiştik. Nedir bu korkular? Kaybetme korkusu. Bunu sunarsam arkadaşlarım benimle alay edebilir, onları kaybedebilirim. Dışlanma korkusu. Bunu sunarsam benimle ya ne saçmaladı bu? Dışlayabilirler beni, reddedebilirler. Benden belki daha akıllı görüyorum onları ve korkuyorum fikrimi sunmaya ve geri çekiliyorum. Şimdi o kadar korku var ki içimizde. Bunları Her Şey Hakikati Görmekle Başlar kitabında çok detaylı bir şekilde anlattım. Workshoplarınız var. 2 gün sürüyor sadece korkularla ilgili workshop. 2 günlük, 1 günlük, 2 günlük atölye çalışmalarımız, evet. Workshoplarımız var. Mutlaka da gelmek lazım. Dünyanın dört bir tarafında yapıyoruz onları, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama öncelikle internet sayfamızdaki bilgilere bakmaları gerekiyor kişilerin. Onu tavsiye ediyorum, oraya bir bakın. Ama burada şunu söylemek istiyorum. İş hayatındaki akışı. Bizde akıştan çok kontrolcülük var. Çünkü biz iş yerinde özgüvenimiz eksik olduğu için bu koltuğa sıkı sıkı tutunuyoruz. Benden daha iyi biri gelirse oraya beni koltuğumdan edecekler. Evet.
benden daha iyi biri gelirse buraya, işimden olacağım, başaramayacağım. O zaman benden daha iyileri buradan yok etmem lazım. Birçok şirketlerde başarısız, üretmeyen insanlar köşe başlarını yakalamış durumda. Ve o şirketin içinde üreten insanları istemiyorlar. Çünkü çıta yükselecek. Patron kendi şirketlerindeki elemanlarla memnun. Ben kendi içimdeki arızaları gördüm. Ben özgüven eksikliği vardı bende. Anlatamıyordum insanlara bunları. Döndüm, kendi içimdeki kişisel gelişimle ilgili eğitimler almaya başladım. Gittim, profesyonel koçluk eğitimi aldım. Amacım işte bir yer açıp sertifikamı koyup birine seans yapmak değildi. Benim en büyük arızam benim. Ve eğitimi aldıktan sonra oturdum kenara geldim. Sertifikam hala daha çekmecede atılı duruyor. Eşim duruyor. Diyor ki bir sürü sertifikam var diyor. Dünyanın dört bir tarafından bir sürü sertifikam var. Niye asmıyorsun duvara? Sertifikaları ben duvara asmak için almadım ki. Ben o eğitime katıldım. Sertifika için de katılmadım. Sonunda sertifika verdiler. Geldim zarfta çekmeceye attım. Eğitimi ben kendim için aldım. Ve eğitimi ben eşimle daha iyi diyalog kurabilmek için aldım. Eğitimlerimi ben iş yerindeki arkadaşlarımla daha iyi diyalog kurabilmek için aldım. Neden? Eskiden alıngandım, kırılgandım, içime atardım, kırılırdım ama hiç kırıldığımı belli etmezdim. Yüzüm gülerdi, bir maskeyle yaşardım eskiden. Ve burada bir proje var, projemi sunamazdım, işimi yapamazdım ve kıvranırdım, hasta olurdum. Susmaktan boğazım şişerdi, bademciklerim şişerdi. Habire antibiyotik iç, habire doktora git. En sonda kendimi perişan ettim. Ve bağırsak floranı bu sefer perişan ediyorsun. Arkadaş senin iki kelime söyleyemenle bağırsak florana nereden geldin? Daha nerelere gidecek bu? Karnın gaz yapıyor, hastalanıyorsun, dizlerin ağrıyor, omuzların ağrıyor. Bunlar da mucize şifa kitabında düşüncelerimizle kendimizi nasıl hasta ediyoruz? Oradan anlatmaya çalıştım. Ve nasıl iyileştirebiliriz? Tabii modern tıp her zaman şart, onu söyleyeyim. Ve çok enteresandır Mukaddes Hanım. Yani ben hayatımda birçok yerde çalıştım, birçok iş yaptım ve kesinlikle şu an şunu söyleyebilirim. Benim tek engelim bendim. Bendim, başka bir şey değil. İlişkilerimde olsun, iş hayatımda olsun, dostluk ilişkilerimde olsun, aile, bendim problem. Evet. Ve benim düşüncelerimin yansımaları insanlardan bana geri döndü. Bir şirkette bir çalışanı yargıladığım zaman onun da aynı şiddette beni yargıladığını fark ettim. Nasıl yargılardım ben? Mükemmelliyetçiydim. Kim mükemmelliyetçidir? Hata yapma korkusu olan. İşte eğitimlerimi aldıktan sonra ben hata yapma korkumun farkına vardım. Hata yapmaktan korktuğum için mükemmel. Arkadaşlar ben mükemmel yaptım işimi, ne var? Şimdi bir ortamda mükemmelliyetçi böyle dik gezen bir horoz varsa anlayın ki derinlerinde bir yerde hata yapma korkusu var. Bir şeyi gizliyor. Kim böyle baba it gibi güçlü geziyorsa derinlerde bir yerde güçsüzlük korkusu var. Bir şey örtüyorsun. Dışındaki vitrinle içerideki bir şeyi örtüyorsun. Ben ona şey derim. Eşeğe istediğin kadar seme vur. Eşek gene eşek. Aynı eşek yani. Bende de o şekilde. Maskemi gördüm. Bak. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Oynat parmağını şöyle. Parmağından kendine mi bakıyorsun? Kendinden parmağına mı bakıyorsun? Çok ilginç. Neredesin? Parmağın dışında. Sen evet. Parmak değilsin. Parmak kullandığın bir şey. Evet. Bardağı tuttum. Evet. Biraz da parmak kahve içtim. Dışındayım. Parmağın dışındayım. Ayağımın dışındayım. Evet. Ben boynumun yukarısındayım. Evet. Boynumdan aşağısı bana ait değil. Gözlerimin arkasında küçücük bir adam var. Küçük bir zavallıcık var. Egosuyla, nefsiyle yaşayan. Küçük bir zavallı var. Bu gözün arkasından korkarak bakıyor insanlara. Korku içinde bakıyor. Ruhun taşmamış dışarıya. Bu bedenin dışına taşabilmen için önce bu beden olmadığını anlaman lazım. Beden bize Allah'ın bir emaneti. Ama biz bu bedeni iş hayatında, özel hayatta perişan ettik. Aşık olduk, günlerce ağladık, yemekten kesildik. Bedeninin günahı ne? Kolunun günahı ne? O mu aşık oldu? Karaciğerin mi aşık oldu? Onun günahı ne? Sigara yakıyorsun. Akciğerinin günahı ne? Bunalımda kafanda, bunalımdasın. Ben keyif için içiyorum. Karaciğerin bundan keyif almıyor. Akciğerin hiç keyif almıyor bundan. Senin duyguların keyif alıyor. Çok yemek yiyorsun. Yemeğin %70'i
fark ettim ki kendi duygularımı beslemek için yemek yiyorum. Neden? Babamdan takdir görmemişim. Annemden sevgi almışım. Müthiş. Babam beni sevmiş ama babam beni hayatında bir kere takdir etti. Üniversiteye kazandım da aferin benim oğluma dedi. 20 sene götürdü beni o. Şimdi burada anlatmak istediğim her eksik duygumuz bir şey oldu. E ne oldu bu sefer? Hırçınlaştım. İş hayatına saldırdım. Beslenemedim ailemden, işe saldırdım. Beslenemedim, güçlendim. 50 kişilik şirket yaptım. 500 kişilik şirket yaptım. Holding kurdum, güçlendim. En iyi araba, helikopterimi aldım, uçağımı aldım. Çok zenginim. Gece yatırken ağlıyorum üzüntüden. Eşimle diyalog kuramıyorum. Ne kadar zavallıyım. Ama çok zenginim. Elemanlarım titriyor karşımda. Herkes titriyor. Beni makamıma, mevkime, title'ıma bakıyorlar. Geceleyin bir emziğim eksik ağzımda üzüntüden. Moralim bozuk. Yalnızım. Etrafımda arkadaşım yok. Herkes benden korkuyor. Herkes benim makam mevkime bakıyor. Ya da başka bir şey. Ve en son dedim ki ne kadar yalnızım. Bu imparatorluğun içinde yalnızım. İşte biz bu noktada sıkışıp kalan iş adamları ve iş kadınlarıyla da özel çalışmalarımız var. Çünkü sorun ne biliyor musun? Adamın biri daldan düşmüş aşağı, omuzu çıkmış. Ehali bir tarafından kapmış. Biri diyor oraya götürelim, biri buraya götürelim. Yerdeki garibim kıvranıyor diye ki bana daldan düşen birini getirin. Benim halimden o anlar. Biz o daldan düşen kişiyiz işte. Ve yapmaya çalıştığımız kendi tecrübelerimizi anlatıyoruz insanlara. Şimdi iki türlü maaş var Mukaddes Hanım. Birincisi şu. Çalışmak zorundayım. Eve ekmek götürmek zorundayım. Ona bakmak zorundayım. Çok kötüyüm, borcum var, o var, bu var. Çalışıyorum, korkarak çalışıyorum. Beni elim ayağım titriyor. Kimseye karışmayayım, bulaşmayayım. Her şeyin altından korku çıkıyor. Korku çıkıyor. Zaten her şeyin altında korku var. Endişe var, beklenti var, bağımlılıklar var. Ve aybaşı bana maaşımı veriyorlar. O maaş o kişinin uyuşturucusudur. Bakın çok tehlikeli bir şey. O maaş için kendi varlığından pas geçip o para için yaşıyor sadece. Mecbur yaşamaya. Çünkü oraya giden bir düzenek kurmuş hayatında. Cesur olmadığı için de kıramıyor. Bir de iş var. İşimi seviyorum, tasarlıyorum, üretiyorum. Keyfim yerinde. Herkesle diyaloğum yerinde. Kahve içerken alınmadan konuşuyorum. Şimdi Allah Allah. Bir soru işareti. Kahve içerken arkadaşının bir lafı sana geldiğinde içinde suçlanma korkun varsa sen başlıyorsun yazmaya. Ne demek istedi şimdi bu? Acaba bunun altında ne var şimdi? Acaba beni mi beğenmedi? Ya da diyelim ki sizin suçlanma korkunuz olsun. Ben saçınıza veya küpenize bir an bir bakayım. Dalıp bakayım şöyle. Sizde korku varsa içinizde. Ha tamam. Bülent Bey küpeyi beğenmedi. Zaten sabahleyin ikilemdeydim. Öteki küpeyi mi giyeyim, bunu mu giyeyim? Saçımı açık mı yapayım, topuz mu yapayım? Ya arkadaş gözüm senin küpene daldı ama ben başka bir şey düşünüyorum. Sende bile değilim o saat ama senin yazılım yazıyor da yazıyor. Yazıyor da yazıyor. İşte bu da vesvese. Vesvese bizim bu dünyadaki sınavımızda, Allah'a olan yolculuğumuzda, köşe başında bizi dakika başı gol atmaya çalışan arkadaştır. Bu vesvese. Ben bu dünyaya üretmek için geldim. Ne diyor Kur'an'da? Dünyada size imkanlar verdik diyor. Ne yapacağınızı görelim. Ne yaptık biz? Dolmaları ince sarıyorum. Saçımı süpürge ettim herkes için. İşte bol bol karbonhidratlı börekler, çörekler yiyorum. Poğaçalar yiyorum. Şiştim şiştim davul oldum. Emanet verilen bu kutsal bedenimi. Bak bu beden inanılmaz bir tasarım harikası. Sen kendin bir börek yapamıyorsun. Rabbin sana nasıl bir muhteşem dizayn vermiş ve bu dizaynın canına okuyoruz biz. Yanlış gıdalar, yanlış beslenmeler, yoğun iş hayatı. Sonra da elimi açıp Allah'ım bana ne olur yardım et. Allah'tan istediysen bedenine veriyor musun önce? Sözünüzü hiç kesmek istemiyorum ama yani bayılıyorum çünkü o hepsini anlatın istiyorum bir çırpıda. Şey dediniz ya hani fedakarlığın da bir biraz önce aklıma geldi. Fedakarlığı hep söylersiniz siz. Burada bir de izleyicilerimize söyleyelim mi? Fedakarlık, evet, fedakarlık cümlesini bir açalım. Hani saçımı süpürge ettim dediğinizde evet, aklıma evet, geldi bir anda. Fedakarlığı şöyle açalım. Yazın bir kağıda. Feda yazın. Artı yanında da kar yazın. Şimdi değersizlik duygum varsa içimde. Tekrar söylüyorum. Değersizlik duygum varsa. Sevilmeme korkum varsa. Annemden babamdan, babamdan takdir, annemden sevgiyi alamadıysam. Kendimi feda ederek ötekilerine sevgi dileniyorum. Dilenciyim ben. İşte onlara en iyi yemeği vereyim ki beni teşekkür etsinler. En bütün deli gibi onlar için uğraşayım.
beni takdir etsinler, beni pohpohlasınlar. Çünkü ben aynaya baktığımda gözüme bakamıyorum, gözlerimi kaçırıyorum. Ben 2 sene tıraş olurken aynada yüzüme bakamadım. Gözümü kaçırıyorum çünkü kendime çok öfkeliydim. Aynada bir bakın bakalım gözlerinize ne görüyorsunuz? Öfkeli, gergin, sinirli ya da yoksa egonuz devreye mi girdi? Bu dünyadaki en güzel benim diye. O zaman seni başka yerden sınayacaklar. Aslında iyi bir şey değil, değil mi fedakarlık? Yani kendini fedakarlığa feda etmek, geliyorum. Kar elde etmek. Fedakarlığa geliyorum. Bakın, fedakarlık kendini yok ederek başkalarını var etmektir. Ben şu kararı aldım hayatımda. Ben artık sevdiklerim için ölmekten vazgeçtim. Ben sevdiklerim için onlarla birlikte yaşamayı seçiyorum. Süper. Ama nasıl yaşamayı seçiyorum? Mesela yıllar önce bir kamp yaptık. Bizim dünyanın dört bir tarafından kamplarımıza insanlar geliyor. Yorulduğum için kamplara ara verdim, mola verdim kamplara. Çocuklar biraz büyüsün, tekrar kamplara ailecek başlayacağız. Ama ileriki bir tarihli, böyle bir niyetimiz var. İnşallah. Şimdi, anneme dedim ki, ben bu farkındalığı annemden öğrendim. Bana bunu çocukken anlattığında bu farkındalığı, ben anneme gülerdim, deli olduğunu düşünürdüm. 35'ten sonra fark ettim annemin farkındalığının bir Mevlana, bir Şems gibi olduğunu. Şimdi bir şey olmadan önce ona soruyorum. Ve kişi de bana diyor ki 10 bin seans yaptın, yeni seans yapıyor musun? Ben bıraktım seansı, anneme gidin. Usta orada, ona sorun diyorum. Şimdi buradaki söylemek istediğim konu şu. Anneme dedim ki anne, bak kamp yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından insanlar akın akın kampa geliyorlar ve kampa depresyonda geliyorlar, bunalımda geliyorlar. Çıkarken yepyeniler kamptan. Sen de gel, bir şeyler öğrenirsin kamptan. Annemin verdiği cevap şu: ben zaten bunları biliyorum. Şimdi annemi kampa getirtemedim. O da babam rahmetlik oldu diye hep eve kapandı. 3 gün dedim ki Allah'ım bana yardım et. Yani anneme ulaşmak istiyorum. Yani birine ulaşmak için Allah'tan yardım dileyin. İletişim, komünikasyon için. Niyet edin, yardım geliyor. 3 gün sonra bir an böyle içime bir şey aktı geldi ve annemle konuşma yaptım. Anne dedim, nasılsın? İyiyim oğlum dedi. İdare ediyoruz dedi bana. Anne dedim, dünyanın dört bir tarafına insanlar geliyor bu kampa. Kamp çok yoğun. Bana yardım etmeye gelir misin dedim anneme. Bak, birincisinde ne dedim? Gel al. Ne al? Ötekilerin bilgilerinden nasiplen. Gerek yok dedi. Gel ver dedim. Ne verecek? Hizmet verecek. Annem böyle yaptı. 1 saat sonra valizimle hazırım dedi bana. Şimdi bunlar eski toprak insanlar. Evet. Eski toprak insanlar vererek mutlu oluyorlar. Eski insanlar ver kapıları açık. Anneme bir gün kızdım. Anne dedim, ne olur dedim ya. Biz tamam hepimiz evlendik, evden çıktık. Babam rahmetlik, sen yalnız yaşıyorsun. 19 litrelik su damıcanası var. Ara beni. Hepimiz de 5 dakika mesafedeyiz. Yani yakınız yani. 3 tane erkek evladım var. Ara birimizi. Gelelim şu damıcanayı biz koyalım. Sen 70 yaşına geldin. Senin neyine bunu koymak? Oğlum işte yük olmayayım size. Çekiniyor. Farkındalık Mevlana gibi bir kadın. Ama zahmet verme konusunda eski topraklar ya çekinirler, bir şey isteme. Acısından ölürler, gene söylemez zorunlar. İşte bunun değişmesi için uğraşıyorum ben de. Annem çözdü problemi. Su filtre makinesi aldı. Gene bizi çağırmadı. Yani onu gitti damıcanayı. Bıraktı damıcana işini. Su filtre makinesi aldı. Gene bizi yardıma çağırmadı. Bir gün en son kızdım kendisine. İlk defa sesimi yükselttim. Bana bak dedim ya. Bana bak. Sen benden yardım isteyemezsen, sen evladından yardım isteyemezsen, ben çocuğumdan nasıl yardım isteyeceğim? Ben sana benzeyeceğim ve sana dönüşüyorum dedim. Senin gibi olacağım. Ne olur ağzını aç, bizden bir şey iste. Biz de senin için bir şey yapalım. Ve bizim için endişe etmekten vazgeç dedim. Burada en büyük problem analarımızın, babalarımızın bize olan endişesi. Ve bu endişe konusunda annemle şöyle çözdük. Anne dedim, ne olur benim için endişe etmekten vazgeç dedim. Çünkü çok yüksek bir enerjisi var. Çok çok önemli bir şey. Ve evet. Nereden korktuysan, üç çocuğunun da başına korktukların geldi. Ben mi yaptım dedi. İşte enerjisi yüksek. Dedim sen yaptın demedim. Sadece süreç hızlanıyor. Sen dedim beni seviyor musun? Evladımsın, sevmez miyim? Günde dedim beni en az 4 saat düşünüyor musun? Ne yapıyor bu Bülent? Ne yiyor? Ne içiyor? Yuvası nasıl? Düşünüyorum. Tamam, düşünürken senaryoyu iyi kur kafanda. Senaryonda de ki Bülent'in eşiyle arası iyi.
çocuklarla arası iyi, sağlığı yerinde, işleri yolunda. Şükürler olsun, birlik içindeyiz hep birlikte. Senaryoya kendini de kat. Çünkü analarımız böyle. Onlar mutlu olsun da ben varsın mutlu olmayayım. Lütfen senaryoya kendini de kat. Sen de gir senaryoya, sahnenin içine. Sen de mutlu ol sahnenin içinde. Şimdi annem dünyanın dört bir tarafında benimle birlikte geliyor. Keyfi yerinde, şükürler olsun. Eşimi de götürüyorum. Bir sürü de hayranı var. Şu hayran kelimesini iptal edelim. Ben görüyorum ama çok güzel bir insan. Yani çok seviyoruz biz onu. Yani annem hayran demeyelim de bundan 30 sene önce de birçok insanın yuvasını kurtaran, insanları dinleyen, farkındalıklı bir insan. Seveni çok diyelim. Seveni çok. Daha iyi olur. Ama seveni. Ondaki sevginin geri dönüşü ona. Evet. Çünkü okyanus gibi bir yüreği var. Babam da öyle. Rahmetlik. O okyanusu son vakitlerinde, kanser hastası olduğunda, nur içinde olsun, son vakitlerinde açtı ve şunu söyleyeyim, babamla ilgili bir olay yaşadım. 40 yaşıma 3 ay kala gittim babamın mezarının yanına oturdum ve dedim ki, böyle yaslandım, mezarlıkta da kimse yok. Çünkü bir kabirle konuşursan ehali sana deli der. Ve dedim ki, siz yayında buraya bip korsunuz, tamam mı? Baba dedim ya, bugüne kadar ne söylediysen hepsinde haklı çıktın ya dedim kendine. Ben senden özür dilemeye geldim. Yani gerçekten özür diliyorum. Çünkü ben anneme olan aşkımı, babamın da anneme olan aşkını paylaşamadım. Bir erkek anneyi paylaşamaz babasıyla. Çünkü annemle babam severek evlendiler. Çocuk yaşta evlendiler. Yani çocuk dediğim, annem 18, babam 21 yaşındaydı. Bana göre çocuk yaştır bunlar. Yani şimdiki bakış açımda çocuk ama 18 yaşındaki birine sorsan kendisini böyle bir bilge zanneder. Ve özür dilerim senden dedim. Gece uykuma, rüyama geldi. Babam ışıklar içinde böyle baktı ve gitti. Dedim ben cevabımı aldım. Sesimi duyurdum. Allah'ım teşekkür ediyorum. Bu e-mailimi babama ulaştırdığın için diye. Görüntülü şey, konferansı gitti. Onu da söyleyeyim. Yani bütün atalarımız, ölen atalarımız da benim inancım burnumuzun dibindeler. Şuradalar da biz kör olduğumuz için onları göremiyoruz. Onlar da bizi görüyorlar. Ve lütfen iş hayatında, özel hayatınızda bir kaybettiğiniz yakınınızın arkasından konuşmayın. Çünkü yarın buluştuğunuzda diyecekler ki, bak sen böyle dediğini, utanırsınız yani. O yüzden gidenlere Allah razı olsun. Atalarımıza da sonsuz teşekkürler. Atamızdan iş devraldıysak da muhakkak siz yeni kuşak olarak daha iyisini yapmışsınızdır, geliştirmişsinizdir. Atanıza her zaman, her sofraya, önünüze yemek geldiğinizde onun başlangıcı olan atanıza da bir hayır dua edin her zaman. Bereketiniz daha bol olur. Teşekkür ederim. Peki, yani bir şey, iş konuşalım diye başladık. Uluslararası marka olma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bir sürü şey söylediniz işle ilgili ama marka olamaz mıyız? Uluslararası marka olmak, tekrar söylüyorum, çok kolay. Markanın arkasında durmak önemli olan ve o gelen talepte karşılamak önemli olan. Daha önceki iş hayatımda endüstriyel tasarımcı olduğum için birçok marka oluşturduk. Ve biz bu markalara inandık, güvendik ve bu internet sayfaları olsun, ürünlerin Çin'de veya Türkiye'de fabrikalarda üretilip, teknoloji cihazıydı bunlar, üretilmesi olup bunların Türkiye'deki zincir markalarda, şeyde marketlerde, teknoloji marketlerinde satılması bir başlangıçtı bizim için ve yaptığımız her ürün önemli olan şudur Mukaddes Hanım, bir ürün yaptığınızda takdir edilmenin bir önemi yoktur, taklit edilmektir önemli olan. Sizi taklit etmeye başladılarsa o zaman bir şey yaptınız demektir, yoksa takdiri iyi ya da kötü herkes yapıyor. Şimdi uluslararası marka konusunda şirketinizi ve kendinizi ruhsal olarak şunu hazırlamanız lazım. Doğru inovasyon altyapınızı kuramazsanız, doğru kişileri seçemezseniz ve aile şirketi olarak kalırsanız, yani aman eşimi mutlu edeyim, kardeşimi, onu mutlu edeyim, bunu mutlu edeyim, zaten dünya markasında olursunuz ama çok zorlanırsınız. Yani ben bir milli takım kuracaksam, o milli takımın içine eşimi, dostumu, akrabam yerine en iyi sporcuları koyup sahaya çıkmayı tercih ederim. Milli takım böyle kurulur. Yani eşten dosttan kurulmaz. En iyi ekipten kurulur. Ve aile şirketlerinin en büyük problemi, uluslararası marka olmadaki sıkıntısı şu. Eşin iki dakikada işe karışır.
Sen işte atıyorum dünyanın diğer ucuna mal satacaksın. Kardeşin 2 dakikada karışır. Baban der o mal oraya gider mi? Aileni alıyorsun. Onlarla patron oluyorsunuz. Ve işinin başına genel müdür koyuyorsun. İşini başkası yönetecek. Sen sistemi takip edeceksin. Sistemi sen yönetmeyeceksin. Sen sistemin tamamını buradan takip edeceksin. Eğer sen içine girip kendin yapmaya başlarsan yerel çok iyi bir marka olursun. Uluslararası marka olma yolunda da çok yorulursun. Çok yolculuk yaparsın. Çok ora bura gidersin. Aileni ihmal edersin. Aileni ihmal etmeye başladığında evde arıza çıkmaya başlar. Evdeki arıza senin üretkenliğini etkilemeye başlar. Üretkenliğin belli bir süre sonra etkileyen arıza sağlığını bozmaya başlar. Neden? Çünkü buraya gitmen gereken bir hedef sürecin var. Buradasın. Kapıdan çıkarken eskiden eşin seni hayır duayla gönderiyordu. Şimdi söylenerek gönderiyor. Uçakta uykusuzsun. Kafan orada, çocuklar da işte. Bu burada, o orada, burada. Darmadağın oldun. O yüzden öyle bir konsept kuruyoruz ki biz profesyonel dünya markası olan şirketlerle ailenle hafta sonu vakit geçiriyorsun. Eşinle, çocuklarınla vakit geçiriyorsun ama bu vakitte 4 dakikada bir telefon, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta değil. Eve geldiğinde, biz eve girdiğimizde eşimle benim telefonlarımız kenardadır. Evet. Bakın kenardadır. 5'ten sonra telefonlar kenarda. Şu disiplini oturtamazsan işkolik olursun. İşkolik olduğunda sağlığın en zirveye geldiği noktada sağlık sınavın başlar bu sefer. Başka yerden patlarsın ya da ilişkiler sınavın başlar. Şimdi dünya markası olmakta önemli olan şu. Ben Bülent olarak konuşayım size. Daha önce birçok markayı dünya markası yaptık. Sonra dedim ki sinirlendim bir gün. O insanlara harcayacağım vakti kendime harcarsam bütün dünyaya ulaşabilirim. Ulusal bir kanala çıktık. Bizi milyonlarca kişi izledi. 20 dakikalık yayın bittikten sonra bizim telefonlar kilitlendi. Ben bir kişiyim, iki de arkadaşım var. 3 kişiyik. 3 kişiye 20 bin telefon geldi. İnternet sayfamız çöktü. Serverlarımız hazır değil. Altyapımız hazır değil. Direkt televizyonlardan çekildim geriye. Yani okyanusa bizim sandalı, hatta küçük lastik botla okyanusa çıktık. İlk dalgada biz geri döndük. Tam 5 yıl. Tam 5 yıl. İnanılmaz bir yatırımla bize gelen bütün bolluğu teknolojiye yatırdık. Bunu da nerede yaptım? Kıbrıs'ta 2 tane iş adamı arkadaşım var. Bunlarla sohbete gittim de abilerimle. Yani sıfırdan başlamışlar. Abi dediğim benden yaşça büyük olduğu için abi diyorum ben onlara. Ya dedim nasıl kurdunuz bu iş yerini? Biz askere gittik diyor iki ortak. O zaman arkadaştık, kankaydık diyor, askere gittik. Askerlik bitmek üzere diyor. Cebimizde de çok az bir para var. Ve konuşuyoruz birbirimizle. Yani 3 ay sonra terhis olacağız. Ne yapacağız? Hadi demişler Türkiye'den Kıbrıs'a bezelye getirelim. Donmuş bezelye. Ama Kıbrıs'ta diyor o dönem bizim olduğumuz o askerde, o daha gariban halimizde bütün Türkiye'nin en büyük meşhur markalarını getiren toptancılar Kıbrıs'ta var. Hepsi zenginler, trilyonerler, bir ellerinden ya birinden bal akıyor. Biz bundan arsana nasıl gireceğiz demişler. Dua etmişler Allah'a. İlk diyor cebimizdeki bütün parayla diyor babamın eski station arabasını aldık diyor. Külüstür 4 vitesli bir araba, yürümüyor bile yolda. Türkiye'den Kıbrıs'a donmuş bir palet bezelye getirdik diyor. Dağıttık diyor bunu marketlere. Parayı topladık diyor. 1,5 palet bezelye getirdik diyor. Sonra 2 palet getirdik. 5 sene boyunca diyor. Yaptığımız işten diyor. Sadece diyor evimizde çorba pişirdik diyor. Ne elbise aldık, ne tatile çıktık, ne de diyor biz özel tüketim yaptık. 5 sene bütün parayı yatırıma çevirdik. Şu an günde 10 tır getiriyorlar. Birçok markayı. Bak günde 10 tır getiriyorlar. Şimdi istediğin kadar sen niyetini koyduktan sonra ve o senin yaşam yolunda varsa ve doğru hareketi yaparsan aynı işi istedikleri kadar çok büyük şirketler olsun, teknolojiyi de doğru kullanarak ve doğru inovasyon, doğru ekiple sen gerçekten başlıyorsun onların arasında sivrilmeye. Bir gün dünyayı yöneten bir iş adamıyla sohbetteyim. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Buyurun dedim. Sen şahısken dedi, sen de şahıslar uğraşır dedi.
Şirketleştiğinde seninle şirketler uğraşır dedi. Sonra daha büyük bir şirket olduğunda dedi, seninle daha büyük şirketler uğraşır dedi. Yani dedikodunu yaparlar, iftira atarlar, arkandan kuyunu kazarlar, açığını ararlar. Senin arana casus eleman gönderip seni inceleyip açığınla yok etmeye çalışırlar. Uluslararası şirket olduğunda seninle uluslararası şirketler uğraşır. Daha da büyüdüğünde seninle ülkeler dedi uğraşır dedi. Yani zirveye çıkarken dedi, yamaçtayken rüzgar tek taraflı eser dedi. Zirvede rüzgar her taraftan gelir dedi. O yüzden dedi, acele etme ve yavaş yavaş ilerle. Bu konuda annem de bana şunu söylüyor. Ne en önde ol ne en geride kal dedi. En geride kalanı ezerler, en önde gideni taşlarlar. Bu bana çocukluğumdan beri annemle babamın nasihatı. Ve hiçbir zaman bir şeye acele etmiyorum. Yavaş da kalmıyorum. Ve akışa bırakmak da şu şekilde. Diyelim ki yarın bir projem varsa ya da benden 10 gün sonraya bir şey, bir cevap istiyorlarsa diyorum ki bana bir iki gün mühlet verin. Çünkü eskiden mutluyken çok söz verirdim. Çok mutluyum. Yaparız tabii ki, yaparız tabii ki. Ama enerjim normale geldiğinde hadi ya söz mü verdik, yapacağız mecbur. Sözünden de dönemiyorsun. Çok üzüntülüyken de ya da sinirliyken de karar alıyordum. Normale geldiğinde hadi yahu ben sinirliyim ki, sinirliyken mi aldım bu kararı? Ama mecbursun şimdi. Arkasında duracaksın, zarar ettin çünkü. O yüzden çok öfkeli, çok neşeliyken söz vermem, öfkeliyken de karar almamaya gayret gösteriyorum ama içimdeki canavar aldırtmaya çalışıyor ki beni yoldan çıkarsın ve biraz daha oyalasın. Onun da farkındayım. Yani canavarı artık fark ettim içeridekini. Bu yüzden herkese diyorum ki bekleyin bir sakinleşeyim. Yani çok coşkuluyken de dikkatliyim. Çok böyle tedirginken de dikkatliyim. Normal anlarımda karar alıyorum. Denge dersiniz. Denge önemli zaten. Hatta son cümle olarak şunu alayım ben. Zamanımız doldu. Şimdilik son. Şunu ne olur bir seyircilerimize aktaralım. Gülmeyi de, eğlenceyi de, keyfi de ya da üzüntüyü de bir haftada tüketin demiştiniz bir gün. Bir sunum ve evet. Sırasında atölye çalışması sırasında bununla kapatalım bence. Şöyle biz 10 sene boyunca bize doğum gününde hediye alan arkadaşımızın 10 sene bize aldığı hediyeyi ve mutluluğu çabuk unuturuz. 11. senede doğum günümüzü unutur, arkadaşı defterden silerik. Biz mutsuzluklarımızı dolu dolu yaşayan, mutluluğumuzu çabuk tüketen insanlarız. İşte Evrenin İlahi Dili Uyanış kitabında bunu yazdım. Artı ile eksiği yer değiştirmeyi, mutsuzluğu çabuk topraklamaya çalışıyorum. Mutluluğu da bir pasta gibi bölüştüre bölüştüre 20 dakikada tüketmek yerine, yani aa çok mutluyum bana bir hediye geldi, haya yüpüyü deyip 10 dakika sonra gene böyle gezmek yerine şükürler olsun onu yaya yaya o enerjiyi devam ettirmeye gayret gösteriyorum ve şunu söyleyeyim. Nefes alıyorsak önce bir şükretmek lazım. Allah'a bir teşekkür etmek lazım. Boş işlerle uğraşmayın. Boş hayallerin peşinde gitmeyin. Şu işlere dikkat edin. Aa işte buna gidiyoruz. Çok kısa sürede zengin olup rahat edecek. Zengin olup rahat ettiğinde sınav başka yerden gelecek. Dikkat et. Amaç zengin olup rahat edip güvenceye girmek değil. Amaç aşığın dediği gibi iki kapılı bir andayız. Birinci kapıdan girdi, ikinciden çıkacak. Aradaki mühlette ne üreteceksek bütünün hayrına olsun. Sizin söyleşiniz var birazdan. İmza. Evet, TÜYAP kitap var. Evet. Onun için ben sizi de çok tutmak istemiyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza şifa sağlık. Olsun. Bundan sonraki programlarda tekrar sizi İnşallah. Konuk etmek isteriz. Onur duyarız gerçekten. Ben ayaklarınıza sağlık. Size ve ekibinize ve güzel elinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hayatın akışında kalın, anda kalın, sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederiz.